Arkadaşlar merhaba. Birinci bölümü daha önce tamamladık ve ikinci bölüm mikro denetleyicilerle devam ediyoruz. 8 ders ile bu bölümü işlemeye çalışacağız. Neler var bu bölümde? Onlara çok kısaca değinelim. İlk olarak CPU ve MCU arasındaki farklara odaklanacağız. Daha öncesinde CPU'dan değindik. Mikro denetleyiciyi de farkını belirtip sonrasında mikro denetleyicileri incelemeye çalışacağız. Bellek yapısına gireceğiz. Modüller, kesme mekanizması. Buradaki 3 tane temel bileşeni istiyor. Onlara bakacağız. En son konfigürasyon bitleriyle bölümümüzü tamamlayacağız. Yine 30 dakikayla 1 saat arası olabilir diye tahmin ediyorum. Daha önceki bölümde CPU tarafını incelemiştik. İşte ALU'dur, GPU'dur vesaire. Bu bölüm biraz daha genel bir resim olacak. Yani buradaki modüllere de bakacağız. CPU'ya da yine kısmen vurgu yapacağız. Denetleyiciler arasındaki farktan dolayı vesaire. Dersimize başlayalım. CPU sol tarafta ve sağ tarafta MCU. MCU'da gördüğünüz gibi kontrol unit, ALU ve register'lar var demiştik. Sağ tarafta I/O port, counter, timer gibi modüller eklendiği zaman buradaki yapı mikro denetleyici ismini alıyor. Ama burada çok daha büyük farklılıklar var. Onlara bakacağız burada. Buradaki ilk resimde sağ tarafta bulunan şurada alüminyum soğutucu var. Büyük bir soğutucu. Üzerinde CPU dediğimiz çip var. Tabii ki buradaki bacak sayısı mikro denetleyicilere göre çok fazla. Mikro denetleyicide ise herhangi bir soğutucu yok üzerinde. Dikkat ederseniz. Ve onu da şu şekilde göstereyim. Eski bilgisayardan sökmüştüm. Burada bir üst tarafında fan var. Şurada yaklaşık 5-6 santimlik bir soğutucu ve şu şekilde şöyle açtığımız zaman iç kısmını da görebilirsiniz. Bu iç kısmı bendeki mikroskopla size hemen göstermeye çalışayım. Şuradan ileriye doğru sararsak. Şurada gördüğünüz bileşenler epeyli bir küçük bir yapıda ve mikro işlemcinin en önemli bileşenlerinden birkaçı. Peki bu elimdeki CPU ve sağ elimdeki MCU arasındaki farklar neler? Öncelikle bu soldaki CPU daha genel amaçlı kullanılıyor ve çalışma frekansı çok daha yüksek. 3 GHz, 4 GHz bandlarında çalışıyor. Yani sağ nanosaniyede bir komutu işlerken sağ elimizde tuttuğumuz mikro denetleyici ise saniyeye çok yakın. Yani milisaniye demeyelim ama mikrosaniye sürelerinde daha yavaş, soldaki CPU'ya göre daha yavaş bir hızda komutları icra ediyor. Bunların detaylarına slide'da değinmeye çalışalım. Az evvel bahsettiğimiz gibi mikro işlemci genel amaçlı denetleyici tek bir göreve odaklanıyor. Tek görev de aslında burada gördüğünüz bir çamaşır makinesi. Sol tarafında işte vanası var vesaire, burada beyni var, burada programı giriyorsunuz. Burada yine HMI gibi kullanıcıdan istenilen butonvari yapı var. Bu şekilde bir çamaşır makinesi prosesini biz bir mikro denetleyici ile örneğin PIC16F887 ile kontrol edebiliyoruz. Ancak buradaki CPU'yu büyük bir veri var elinizde ve o veriyi siz işlemeniz gerekiyor. O sunucu bilgisayarları dediğimiz ya da iş istasyonu bilgisayarları dediğimiz yapılarda bu işlemciler kullanılıyor. Mikro denetleyicilerle bunların yapılması mümkün değil. Mikro denetleyicilerin fiyatların ucuz olması bir avantajı önde geldiği noktayken bellek kapasitesi, işlem kapasitesi gibi noktalarda CPU'dan geride kalıyor. MCU'ların flash belleklerine gömülen programlar ve kullanılan bellek alanları CPU'lara göre çok küçüktür. Ancak programları daha çabuk çalıştırma noktasında öndedirler. Dördüncü ayrıldığı nokta, MCU'ların besleme voltajı tek bir seviyeye 5 volta ihtiyaç duyarken CPU'larda bu sol tarafta 3.3 volt, sadece core için bu 5 volt ve 12 volt ihtiyaç duyuyor. Bunun RAM gibi birçok farklı cihazı da var. Onlar için de ayrı ayrı voltaj seviyeleri isteyebiliyor. Buradaysa mikro denetleyici 5 volt demiştik. Örneğin şuradan 5 volt alıp şu VDD'den ve 0'ı da şuraya verdiğiniz zaman besleme ihtiyacı tamamlanmış oluyor. Bir diğer farkımız da bağlanabilirlik olarak MCU ve CPU popüler iletişim arayüzlerini kullanıyorlar. Ancak yüksek hızlı iletişimler USB 2.0 Gigabit Ethernet port yalnızca CPU'lu sistemlerde mevcut. Bu şekilde genel hatlarıyla MCU ve CPU arasındaki farklara odaklanmaya çalıştık. Sonraki dersimizde MCU bellek yapısına odaklanalım. MPLAP IDE'mizi açalım. Burada o bellek alanlarını göstermeye çalışayım ve diğer detaylara değinelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.